Biraz geç kaldınız. Evet. Sizinle ilgili de bazı olumsuz eleştiriler de yapılıyor. Hani biz okuduğumuz zaman baştan okuyorlar o zaman. Öyle mi? Peki son olarak da dün de Kaan Yıldırım'ın bir Bodrum tatili vardı. Siz bu konuyla alakalı hiç hani görüntülendiniz ama ayrıldınız mı? Beraber misiniz? Yani bu konuyla bir açıklama getirseniz. Şöyle diyeyim o zaman, hayatımda kimse yok. Her şey şu an yoğunlukla, işimle yoğunum ve çok da mutluyum. Kaan her zaman arkadaşımla, arkadaşım kalacak. Teşekkür ederim. Var mı başka bir şey? Söyleyecek bir şey bırakmadınız. Sarı çıkar. Teşekkür ederim. Kolay teşekkür gelsin. Ederim, sağ olun. Retro olur mu acaba Hande Hanım? Retro sana vuruyor mu Akif? Bana ya. Hayallerini konuşmak, vizyonlarını konuşmak çok seviyorum. Bu sinema film festivallerde çok çok güzel bir şekilde oluyor. O yüzden çok seviyorum oraya gitmek. Peki ve katıldığım bu festivallerde film galalarında çok şıksın her zaman. Çok seni zarif her zaman kıyafetlerle görüyoruz. Nasıl hazırlanıyorsun, nasıl seçiyorsun onları? Sonuçta ben seçsem o kadar iyi olmaz. Yani bazen bana insanlar yardım ediyorlar doğru şeyleri seçmek için. Ama işte yani herkesin tarzı farklı, elimizdekini de yapıyoruz. Sen peki kendi tarzını nasıl tarif edersin? Kendi tarzını nasıl tarif edersin? O duygulara doğru değişir yani sonuçta. Yani nasıl uyansam öyle. Yani sonuçta bazen kendimi çok güçsüz hissediyorum. Böyle o kendimi saklamak istiyorum, uyanıyorum. Yine de çok şükür uyandım da yani her sabah tabii ki Allah çok şükür biz uyanıyoruz ama bazı günler daha iyi hissediyoruz, bazı günler daha az iyi hissediyoruz. Ona göre gidiyorum yani. Bazen kendimi saklamak istiyorum, bazen daha güçlü hissediyorum. Ona göre şeyleri seçiyorum. Yani böyle bir net bir tarzdan bahsedemiyorum. Peki çok yoğun bir tempoda çalışıyorsun. Evet. Çocuklara ne diyor bu duruma? Evet. Yani sonuçta o iş çok disiplin ve organizasyonla alakalı bir şey. Yani tabii ki orada böyle lay lay long kendine bıraksan olmuyor. Yani çok her şey çok bir sistem içine sokman gerekiyor. Çok organizasyon, her şey çok dakik. O zaman bir denge yaratabiliyorsun. Orada da bazen daha başarılıyım, bazen daha başarısızım. Yani sonuçta insan olarak her gün sadece elimizden geleni yapabiliriz. Yani ben akşam gün yaptığımda sadece şunu söylemek istiyorum. Tamam, gerçekten bugün her anlamda, her konuda elimden geleni en iyi yaptım. Yapmaya çalıştım. Başka bir şey, başka bir çare yok zaten. Peki Lara'nın ilgisi var mı oyunculuğa? Lara'nın oyunculuğa ilgisi var mı? Yok yani. Arada soruyor şimdi. Biz mesela bir çocuk film izliyoruz ve diyor ki ya bu kötü bir karakter oynuyor. Bu gerçek hayatta kötü mü acaba? Böyle şeyler sorular sormaya başlıyor. Sonra diyor ki senin çektiğin filmleri ne zaman izleyebilirim? Ben dedim ki işte 12 yaş sonra falan. Daha var. Yani böyle sorular soruyor ama çok onunla ilgilenmiyor. Yani şu anda polis olmayı istiyor. Polis officer. Polis de çalışmak istiyor şu anda. O zaman annesinin ünlü olduğunu biliyor. Yani çok büyüyor aslında. Yani sonuçta biz o dünya içinde çok yaşamıyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani sonuçta ünlü olmak zaten yani bu. Yani sonuçta ben işimi yapıyorum. İşim dolayısıyla bazı insanlar beni tanıyorlar ve işimi sevdiler için çok beni mutlu ediyor bir sanatçı olarak. Ama yani normal aile hayatta böyle sabah bir uyanıp ünlüyüm diye uyanmıyorum ki. Ben sadece uyanıyorum her insan gibi ve o da öyle benim çocuğum olarak uyanıyor. Peki mesela sabah uyanıyorsun, bir günün nasıl geçiyor? Hafta içi mi, hafta sonu mu? Önce hafta içi. Evet, önce hafta içi. Hafta içi 7-15'te alarm çalıyor.
Sonra kahvaltı yapıyorum. Okul için o şeyi hazırlanıyorum. Sonra onu okula bırakıyorum. Sonra köpek gezdiriyorum. Sonra eve geliyorum. Sonra işte evdeki çamaşırlar, şunları toparlıyorum. Telefonla konuşuyorum, Lille'le ilgileniyorum, daha yok okulda da diyorum. Yani bu mesela şimdi normal bir gün. Çalıştığım gün tabii ki set ne zaman işte bazen 6'da saç makyaj, sonra provalar, sonra çekimler başlıyor. Yani duruma göre değişiyor. Peki mesleğin en zor tarafı ne? Mesleğin en zor tarafı nedir oyunculuğun? Mesela saç makyaj saatler öncesinden sabah 6'da sete gidiliyor. Yapılıyor. En büyük zorluklar ne mesela? Zorlayan? Yok, onu zor bulmuyorum. Yani en zor... Aslında zor diye bir şey yok. Diye düşünüyorum. Yani sonuçta seyret çabalayan şeyler var. Yani tabii ki ön hazırlıklar var. Tabii ki bir şey hazırlanman lazım. Sonuçta işini yapıyorsun. Ama... severek de yapıyorum sonuçta. Tabii ki disiplinli olmak her zaman kolay değil. Yani ben çok disiplinli bir insanım ama her zaman bazen ben de düşünüyorum böyle ama olmuyor o zaman. mesela bir filmin gişesi oyuncuyu nasıl etkiliyor? Onu yapıncaya etkileniyor diye düşünüyorum. Yani beni bir oyuncu olarak etkilenmiyor. Çünkü sonuçta ben yapımcı değilim o filmin. Yani yapımcıyı etkilenmiyor diye düşünüyorum. Çünkü o parası verdi falan filan. Yani beni çok etkilenmiyor açıkçası. Yani sonuçta bazen bir proje içindesin ve çok başarılı oluyor. Ama sen aslında başarısız projeyi de daha çok hissettin bir şey. Anlatabildim mi? Ben bir oyuncu olarak orada duygusal olarak duygusal taraftayım. Yani orada bu gişe, maddi, numaralar, bu yapımcıya ilgilendiren bir şey. Peki son dönemde biliyorsun biyografi filmleri çok çekiliyor. Evet, doğru. Ben Uşak'ta şey izledim, Spencer. Yani Diane üzerindeki filmi. Çok güzel. Sen birinin hayatını oynamak ister misin? Ben birinin hayatını oynadım. Belki de bir daha olur. Bilmiyorum ama şu anda öyle bir aklımda yok. Birinin hayatını oynamak bambaşka bir heyecan tabii ki. Ama ilk önce Evli Karayel benim hayatımı oynayacak. Onu anlaştık şu anda. Netleştik, evet. Evet. Peki neler yapmak istiyorsun mesleğin adına bundan sonra? Yani şimdi dediğim gibi yazın bir proje hazırlanıyorum. Orada çekimlere gireceğiz. Bir 3 ay. Sonra sinema filmleri değerlendireceğim. Öyle hayat devam. Ana kadar devam ediyoruz. Her sabah uyanıyoruz ve düşünüyoruz. Gene yeni bir gün başlıyor. Öyle devam ediyor. Türkiye'de çalışmak istediğin bir yönetmen var mı? Evet. Şimdi Türkiye'de çok inanılmaz yönetmenler var, o ayrı bir şey. Zaten buradaki sanatsal dünya inanılmaz, gurur verici bir şey. Yani ben hangi ülkelere uçarsam uçayım, yani Türkiye'deki diziler, filmler çok gurur verici. Ben Ferzan Özpetek çok severim. Yani ben Karşı Pencere galiba 15 kere izledim. Hem onun karakterlerle birlikte ne kadar detaylı çalıştığını görüp hissedip bir seyirci olarak çok heyecan verici, çok da derin anlatıyor, çok da böyle güzel bir şekilde çekiliyor. Yani Ferzan Özpetek bence olağanüstü bir yönetmen. İnşallah bir araya gelirsiniz. İnşallah ama zaten ben şuna inanıyorum, doğru şeyler seni doğru anlarda bulur. Yani orada hayata güveniyorum. Hiçbir zaman Ferzan Özpetek'le çalışmazsam bile yine de hayran olabilirim ona. Yani mecburen beraber çalışmak konu değil. Yani doğru şeyler inşallah hep bizi bulur. İnşallah.
inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun inşallah.